Sevgili öğrencilerim, bugün refleksive verben nedir ve sih kelimesi ile hangi alakası var, hangi bağlantıyı kurabiliriz? Onu anlatıyorum bu derste. Fiiller çok önemlidir cümle içinde. Bu yüzden fiillerin üzerinde çok durmak gerekir. Sich verletzen dersinde sich verletzen ve verletzen arasındaki durumu anlatmıştım size. Yaralamak ve yaralamak. Yalnız sich verletzen eğer bir insan kendi kendisini yaralarsa. Burada bir şey anlıyoruz. Refleksif verben ne anlama geliyor? Bir subjekt mesela kendisi ile yaptığı bir eylem olduğunda o fiil reflektif oluyor ve bunun için bir tane pronom gerekli. Bizim örneğimizde işte gördüğünüz sich. Bazı reflektif fiil göstereyim ben size. Üzerinde fazla konuşmaya gerek yok aslında gördüğünüz gibi. Hepsi de kendini anlatıyor zaten. Sich setzen oturmak. Yani siz kişi olaraktan kendiniz eylem yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ayakta iken oturuyorsunuz. Anziehen giymek. Zaten insan kendi kendini giyer. Duschen de aynı. Bu da reflektif kullanılıyor. Unbedingt değil. Eğer ki başkasına duş aldırıyorsanız, örneğin bir hemşire iseniz ve hastanızda duş aldırıyorsanız, o zaman reflektif değil. Ama hemşire kendisi duş alıyorsa reflektif. Yaralamakta da aynı zaten. Kendi kendinizi kazayla yaraladınız. Ich habe mich verletzt dersiniz. Taramak da aynısı. Tarıyorsunuz ama kendi saçlarınızı. Başkasının saçında tarayabilirsiniz. Başkasının saçlarını tararsanız o zaman reflektif olmuyor. O zaman sihsiz oluyor kemen. Düşünmek, kendi kendinizde, kendi beyninizin içinde düşündüğünüzde sih überlegen dersiniz. Veya başkası düşünüyorsa, şimdi dikkat edin, başkası düşünüyor diyorsunuz. Eğer überlegt sich etwas. Bakın o ama onun için reflektif oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekir. Hani eğer ki başkası düşünüyorsa fakat başkası yine kendi eylem yapıyor. Yani kendi kendisine düşünüyor. O yüzden düşünme örneğinde, o yüzden überlegen örneğinde bunu sihli kullanmanız gerekir. Kesmek de aynısı kesersiniz veya yanlışlıkla kendinizi kesersiniz kazayla. Oturuyorum örneğine bir bakalım. Ich setze mich. Ich setze mich. Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Ich sitze oturuyorum derseniz ich sitze mich olmaz, yanlış olur. Çünkü sitzeni reflektif kullanmıyoruz. Setzeni reflektif kullanıyoruz ve bu bir akusatif cümle. Akusatif ismin halleri dersini de size linkini veririm. Açıklamalar bölümünde. Giyiniyorum. Ich ziehe mich an. Biz giyiniyoruz. Wir ziehen uns an. Burada biz dersek eğer uns kelimesini kullanmamız gerekir. Ich dersek mich. Onlar giyiniyorlar. Sie ziehen sich an. Şimdi tabloya bakalım. Sich kämen, taramakla ilgili tablomuza bir bakalım. Personal pronomen dediğimiz ich, doya, sie, es, wir, ihr, sie'yi biliyorsunuz. Mich, dich, sich, uns, euch, sich. Bunlar da refleksif pronomen. Çünkü refleksif verbenle beraber kullanılıyor. Örneğe bakalım. Ich käme mich. Du kämst dich. Er kämmt sich. Wir kämmen uns. Ihr kämmt euch. Sie kämmen sich. Ve bu cümleler akusatif cümle. Şimdi datif cümleye geçelim. Bunlar da datif.
Gördüğünüz gibi burada da refleksif pronomen aynısı fakat farklı olaraktan mich yerine mir. Burada zaten çok farklı bir şey göremiyorsunuz. Zamanlara bakalım farklı farklı. Burada gördüğünüz gibi present, perfect. Zamanlarla alakalı da ders hazırlamıştım. Onların da linkini veririm ayrı ayrı size. Cümle örneklerine bakarsak eğer ki burada fark edeceksiniz ki bir tane bir şey o da sich überlegen. Diğerleri zaten kendini anlatıyor ama ich überlege es mir derken burada bunu dativ kullanıyorsunuz. Akusatif problemli olur. Ich überlege mich olmaz. Çünkü kendi kendinizi düşünmüyorsunuz. Bir şey düşünüyorsunuz. Siz düşünüyorsunuz. O yüzden refleksif. Ama siz başka bir şey düşündüğünüz için o yüzden es'i kullanmamız gerekir ve datif kullanmamız gerekir. Diğerleri kendinizi kesiyorsunuz, kendinizi tarıyorsunuz. Bunlar ayrı şeyler. Burada akusatif. Yalnız überlegen de biraz dikkat ediyoruz, okey? Başka cümle örneklerine bakalım. Kendimi kaşıyorum. Ich kratze mich, es juckt, kaşınıyor. Er verletzt mich, beni yaralıyor. Er zieht sich an, o kendini giyiniyor. Er zieht sich an, er ruft mich an, beni arıyor. Er zahlt mich aus, auszahlen, ödeme yapmak. O paramı veriyor, o bana ödeme yapıyor manasında. Es zahlt sich aus, bu da değer. Yani bir arabaya çok para verdiniz, gereğinden fazla. Arkadaşınız size diyor ki, bu arabaya bu kadar para verilir mi? Siz diyorsunuz ki, buna değer. Es zahlt sich aus. Başka cümle örneklerine bakalım. Er zählt, sayıyor. Zählen kelimesini mahsus aldım buraya. Çünkü zählen saymak, zahlen ödemek. O yüzden bu farkı öğretmek için. Er trennt sich, ayrılıyor. Er trifft sich, buluşuyor. Er sorgt sich, endişeleniyor. Er wäscht sich, yıkanıyor. Ve er zieht sich aus. Ausziehen, soyunmak. Er zieht sich an. Er zieht sich an'ı biliyorsunuz zaten giyiniyor. Bir de er zieht an var. Yani sich yok burada görüyorsunuz. Burada anziehen'in anlamı birdenbire değişiyor. Mesela neyi sıkıştırıyor? Fidayı. Fidayı sıkıştırıyor. Anziehen. Eine Schraube anziehen. Ya burada da görüyorsunuz işte reflektif olup olmaması manasını da değiştiriyor kelimelerin. Dersin sonuna geldik. Refleksif veya ben nedir? Sich nedir? Datif, akusatifteki fark nasıl kullanılır? Öğrendiniz başka bir derste. Görüşmek üzere.